Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ablama geldim. Ablamla birlikte vakit geçireceğiz. Şöyle arkadaşlar, kızların odası burası. Ve terasına çıkıyorum. Ay şuradaki yağlı begonyasına bakın. Ay ne kadar çoğaldı bu Nurcan. Şurada da eşkin dikti bana. Onu dedi bana. Şunu vereceğim sana dedi. Şurada yağlı begonyası. Bakalım şimdi bu kadının terası nasıl? Arkadaşlar bu işleri bu kadın yoksa bana mı yükleyecek bilmiyorum. Gerçekten burayı hallederiz dedi bana. Şimdi gelir o. Ve bana balkonda terasımı düzenleyelim dedi. Ben de kaçmaya çalışıyorum o iş yapmamak için. Her yerde de mi iş yapılır bilmiyorum. Yani evde iş, tarlada iş. Geldim azıcık gezmeye, burada da iş. Ama arkadaşlar ne bileyim, bakın buranın haline. Biraz işimiz var burada. Yine yardım edeyim ona arkadaşlar. Biraz işi var burada. Bunlar azıcık toprağından çıkarır. Bacımdır diye demiyor. Aha gördüğünüz şeylere bak. Şehir ortasında beni çekiştireyim. Bu çok güzel saray ya. Ay ben buraya 2-3 gün önce uyduracağım. Valla hasta olmasan yapacak değildim Nurcan Hanım. Hastasın diye. Başı ağrıyormuş bugün azıcık. 2-3 gündür migrenim var. Migrenim vurdu. Yapacak olduğum işleri de yapamadım yani kaldı. Kadını göndermedin daha. Aa bak Nurcan dedim ya sana. Dik koyarsan bak. Eşkinlerine bak. Hani? He. Koy koy onu ben görürüm o kadını bir yerde. Hiç görmüyorum. Gördün mü? Falcon'dan... Begonvil eşkini ayarladım arkadaşlar. Bunun bir komşusuna. Şimdi bak basaklı basaklı. Onlar yıkanacak. Gece şey, toprak boşalttım ya. Bu tarafa geçin ben hemencik uydurayım burayı. Hadi annene azıcık yardım edelim anne. Hadi geç. Azıcık yardım edeyim o annene. Elif başı ağrıyor. Evet. Azıcık daha geri mi çıksam kız? Bu iş çok güzel ya. Ben otururken birinin iş etmesi. Elif okula gideceksin sen ha. Evet bence kendini ıslatma. Nurcan bu akıyor mu? Akayım, az akıyor ondan özle. Aç onu. Açtım. Kapı toprağı yıkasak yeterli. Nedir bu? Yok yok ben karışmayayım özüm. Her şeyi de yıkayabilirsin. Süpürgen yok muydu kız? Var. Rövanşını alacağım senden Nurcan Hanım. Neyi? Rövanşını. Alabilirsin hayatım. Çocuklar o taraftan çıkın. Çıktı. Hani bunun ilk sahibi. Mal sahibi. Mülk sahibi. Mal sahibinin umrunda değil. Buradan kısılıyor da ondan atılıyor. Ben bahçe işlerinden anladığım için hordum işlerine kızım benim kabım var. Sübürü gidiyorum. Ben böyle ne? Benim kabım avukata çamurlanmay. Pasaklı.
Yani iki süpürge çaldı diye ağzı durmadı, görüyorsunuz da. Benim var ya, biri... ne pis kaynana olurum ha. Ben var ya. Ne yapacaksın? Üç tane. Durdurcu. Üç tane de erkek anası ki. Ağzı üstüne gitmeyecek. Vay gelinlere vay. Hiç ağzım üstüne gitmez ha. Yapacak bir şey yok. Ne kötü kaynana olurum. Ama kız kardeşte iyiyim değil mi? Evet. Bak onu da kendime gelip içtim. Cadı cadı. Bu cadı. Onda da kendime bir ayıp içtim. Evet cadı. Ama kapıyor ya. Evden alıp geleceğim bir zahmet. Arkadaşlar çiçekler çok güzel kokuyor. Ne işte öyle yarım yamalak iş yapayım, bir yerden de ağzı durmayayım. Görüyorsunuz. Ben burayı bitirdim izleyeyim de sen görürsün. En son konuşalım. Küstüm, en son konuşalım. Evet küsme küsme ya. Arkadaşlar, Elif eve gir de deterjanı getir de deyzen al çamı boş yere sürtmesin, çamuru bir uyana bir bu yana yapıştırmasın. Anne, git mutfaktan deterjanı getir. Mutfak deterjanını. Bir... Hayır canım, ayağını çıkaracağım. Hem de abine de saatini baksın, gitme saatin geldi mi diye. Git. Abi dedim, abi. Hayır, sen abine de söyle, abi saat kaç bine gideceğin de onu. Hanımefendi köy yıkay. Ben haşır huşur köpüklerle güzel yıkayırım da. Ama hocam şu an ben kirini atıyorum. Tamam at kirini at. Baksana çamur al. Nasıl çamur dökülüyor? Evet. Kızım bir senedir... Yağmur yağdı ya. Bir senedir yıkanmamıştır ha. Ben ne zaman da balkona gelmedim. He? Çiçekler kendi kendine oldular. Ya ne zamandır uydurma amaçlı balkona gelmedim yani. Sadece hava sıcak olunca. Çok pis bilendim sana, çok pis. Ay ben daha ne isterdim acaba? Dün sitem ettim ki biri gelse de bu çamaşırlarımı yerleştirse, azıcık birinden bir yardım görsem, yok. Allah demek ki göğün kapıları açık da hep duydu beni. Hep sende açık oluyor göğün kapıları, hiç bende açık olmaz. Allah kalbimi görüyor. Duydu işte. Bu kırmızı toprak var ya bu çiçeklerinin. Hep yerde o var. Bizim hatun gördüğünüz gibi hamar atlığa da başlamış. Evet. Oo döktürmeye başladı. Misafirini de ağırlarmış. Görüyorsunuz arkadaşlar, misafir ağırlamak kolay değil. O da ağırlamaya başladı. Bir yerde başlasın artık. Hep iş olmaz ya. Yaptırdı işleri bana. Tamam.
Tamam tamam. Kuncağızcığı da susturmak kolay değil. Onun birazcık hasta. O birazcık hasta. Gel de bundan süreyi. Gel. Sen de pasta yapacak mısın? Gel. Gel. Sen de pasta yapacak mısın? Gel. Gel. Gel susamlarını sana koydurayım. Gel. Teyze yaptırsın sana pasta. Gel. 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 Arkadaşlar hadi az sonra yine görüşürüz sizlerle birlikte. Evet Özlem, yardım et bana da perdeyi takalım. Bana yardım et birazcık. Bunun günlük işleri bitmez arkadaşlar. Ben çabuk bir şekilde toparlanıp şu çayımı da içip kaçmayı kuruyorum buradan. Çünkü bunun işleri bitmez. Benim başımın etini de yer. Sabahtan beri bir bardak çay. İçtiğim bu kadar. Gidemez. Gidemez. İçtiğim bu işte. Berdemi takmam lazım. Berdemi. Hiç göndermeye niyetim yok hanımefendiye. Güzel gene berdemi takıp evimi bir katta yaptırıp öyle göndermeyi düşünüyorum hanımefendiye. Ben bunu kaçar. Hiç kaçamaz. Çünkü o perdeyi o kadar zor takılıyor ki nasıl asılacağım oradan aşağı bilmiyorum. Evet. Bu arada perdemi camını sildin değil mi Nurcan? Evet. Camımı pazar günü aslında sildirdim. Aslında bir kat daha üzerinden geçsem nasıl olur ama hiç geçemem. Bir pazar günü Hasan'a yine onu sildiririm. Camımı bir temizlettiririm. Biraz migren var bende. Biraz tansiyon sorunlarım var. Ondan dolayı çok da yani cam silmeye çok yukarılarda baş dönmesi oluyor bende. Ya onun için zaten üstünde balkonunu dedik ki yani küçük kardeş olmak kolay değil arkadaşlar. Evet. Onun için dedim biraz üstünde balkonu ben bir girişeyim. Gene de çoğunu bu yaptı yani. Gerçekten de çocuk durmayınca çoğunu Nurcan kalktı dedi ki ben yaparım gerisini dedi hallederim ama ellerine de sağlık güzel de yaptı halletti işini. Size tablet çevireyim. Çünkü sanki biz görünmüyorum o kadar. Kendimi çekeyim birazcık. Bir günde seni beklerim hafta sonları. Gel bir benimle gün ayarlarsan birlikte gelirim. Çocukları da al. Gelebilirsem ancak cumartesiden gelirim. Çünkü pazar günleri herkes evde oluyor. Çoluk çocuk beni biliyorsunuz. Pazar günleri, dün de belirttim kendi şeyimde. Dedim ki bir şey çekeyim, bir vlog çekeyim. Bir kabıya çayırım bir de nesi yatay. Bir kabıya çayırım hepsi evin içinde yatay dedim. Aynı, bunları hiç tutmam. Her kabıya çam çekişerek kapat kabıyı değil ama. Kapat kabıyı. Ben cumartesi günü şey yaptım. Pikniğe gittim. Evet. Pikniğim de güzel sardı. Yağmurlu olunca ben hiç gidemiyorum. Yağmurlu olunca bir pazarımız var. Yağmur az daha bir 15 gün daha havalar açar zaten. Hı-hı. Bir 15 gün daha havalar açar. Bir de şey Karadeniz olunca burası malum her gün değil de 3 günde bir yağmur yağıyor. Ne her gün? Her gün. Duman, yağmur, çise. Yok canım yazımızda sevili, yaylalarımız sevili şimdi Allah için. Sevili derken geçen sene yaylaya bir gün gittim de güzel bir hava oldu. O da senden gitmiştik yine. Ondan sonra kittiklerim hep yağmur, çamur, uşaklar belden aşağı çamur. Karadeniz havası öyle. Hiç yani dediğiniz gibi değil. Ama arkadaşlar biz kız kardeşimle birlikte çok güzel yayla vloglarımız da olacak sizle birlikte. Evet. Çok güzel gezilerimiz olacak. Onları da sizden paylaşacağız. Allah nasip ederse tabii ki. Evet. Yaylalarımızı da sizlere göstereceğiz yani. İnşallah bu sene Allah nasip ederse tabii ki. Allah nasip etmiyor pardon. Ben daha plan yapmayanlara karar verdim. Sen yapma zaten. Yapmayın. Sen Allah'tan dile bana biri yardımcı gelsin diye şıp yarın su günü gelsin. Evet. Ay Allah'ım yarabbim ya Resulallah İpek Hanım'ın karnı çok ağırdı. Diş bitirdiği için. Hı-hı. Arkada çene dişi çıkıyor herhalde. Biraz sallandı. Bugün karın ağrısı. Hep ağladı annesinin kucağında. Annesinin beşinde. Oynamaya da gezmeye de geldi. Çok heves etti. Paylaşacak çok şeylerim vardı ama bugün burada. İpek durmadı. İpek durmadığı için. Evet. Ondan ilgilenmek zorunda kaldı. İlgilenmek mecburiyetinde kaldı.
İpeğimiz hasta oldu. Tabii ki tarlada, bahçede, kazma elinde dolanayan mı belli. Annesi yaparken o da annesinin peşine. Aynı aynı gerçekten de. Hep peşimde. Annesinin peşine. Hep peşimde. Evde peşimde, benim. Bahçede peşimde, kapıda peşimde. Her yerde. Allah'ım açayım bir şeyi. 2 saat onu seveyim. Büyüdü. Şey, eksiklerini göstermesin. Evet. Neyse arkadaşlar. Ben şimdi çocuklar okuldan gelir. Benim gitme vaktim geldi yani. Böyle son bir kapanış yapalım dedik sizlerle birlikte. Böyle evet. Kapanışı bir küçük bir sohbetimizden kapatalım dedik. Ne diyorduk arkadaşlar? Kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler diliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere.